Ben Profesör Doktor Baki Göksan, İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda Elektronörofizyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Eğitimimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sürdürdüm. 16 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne öğrenci olarak girdim. 67 yaşında profesör olarak emekli oldum. Sonrasında da İstanbul Beykent Üniversitesi'nde ders anlatmaya başladım. Nöroloji ihtisasım, özellikle de elektronörofizyoloji üzerine çalışmalarım oldu. Elektronörofizyoloji ile ilgili bilgiler her zaman için insanların ilgisini çeken güncel bilgiler olarak sürekli tazelenen bilgiler nelere kapsıyor, neleri kapsıyor elektronörofizyoloji? Sinir sisteminin ve sinir sistemiyle ilgili yapıların ürettiği elektriksel aktiviteleri değerlendiriyor ve sinir sisteminde beyin, omurilik, elimize, kolumuza ulaşan çevre sinirleri ve kasların hastalıklarını ve hastalıkların nedenlerini ortaya koymaya yönelik bu yapıların ürettiği elektriksel aktivitelerin kaydını ve bunların değerlendirilmesini içeriyor. En pratikte en çok karşılaştığımız nasıl kalp elektrosu çekiliyorsa, kalbin elektriksel aktivitesi kaydediliyorsa aynı şekilde beynin sinir hücrelerinin ürettiği elektriksel aktiviteler de kaydediliyor. Beyinle ilgili hastalıkların özellikle SARA epilepsi dediğimiz SARA hastalığının beyni tutan iltihabı veyahut da beynin yıpranmasına sebep olan hastalıkların tanısında önemli bilgiler veriyor. Bunun dışında ayrıca uyku hastalıkları, uykuyla ilgili hastalıkların değerlendirilmesinde beyin elektrosu ve uyku elektrosunun kaydı önemli bilgiler sağlıyor ve tanı açısından yardımcı oluyor. Pratik açıdan önemli bir bilgi, bu uyku sırasında yapılan kayıtların özellikle horlama ve uykuda soluk durma, huzursuz bacak dediğimiz gün içinde bacaklarda hissedilen ve sürekli hareket ettirmeyi gerektiren durumun uykudaki devamı olan sürekli bacaklarda, kollarda ritmik hareketlerin olduğu durumlar bu açıdan uyku tetkiklerinde önemli bilgiler sağlıyor ve tanı açısından yardımcı oluyor. Elimizdeki, kolumuzdaki sinirlerin faaliyetini, bunların sağlığını ne ölçüde işlevi yerine getirdiğini ölçme işi de sinir ve kasların ürettiği elektriksel aktivitenin kaydı olan elektromiyografi ile ortaya konuyor. Bunun bir benzeri de uyarılmış potansiyeller dediğimiz algılamamızı sağlayan görmeyle, işitmeyle, hissetmeyle ilgili organların uyarılması ve bunların beyinde yarattığı dalgaların kaydedilmesiyle de bu fonksiyonlar araştırılıyor. Görme fonksiyonu, işitme fonksiyonu, hissetmeyle ilgili sinirlerin görevleri bu uyarılmış potansiyel dediğimiz tetkiklerle ortaya konabiliyor. Bunlarla ilgili ortaya konması gereken bir rahatsızlık varsa ilk adım olarak ve hastaya zarar vermeden, hastayı yormadan bilgi vermesi açısından son derece önemli. Bu açıdan hastalarımızın özellikle şu açıdan bize önemli geliyor. Bu tetkikler hiçbir şekilde hastaya zarar vermeyen, hastayı üzmeyen, hastayı sıkıntıya sokmadan yapılan tetkikler. O açıdan ilk adım ve önemli bilgi sağlaması açısından da
pratik yönden bilgi veriyor. Bunları bu bölümde, bunlarla ilgili gerek pratik, gerekse teorik bilgiler veriliyor. Yani nörolojinin bu alanındaki bilinmesi gereken teorik bilgiler ve bu aletlerle ilgili gerek beyin elektrosu, gerek kas sinir elektrosu, gerekse uyku hastalıkları ve uyku tetkikleri, uyarılmış potansiyeller konusunda hem teorik hem de pratik bilgiler verilmekte. Ve bu eğitimi alan kişi bu tetkikleri yapabilecek, bu aletleri kullanabilecek ve bu işle uğraşan uzman hekimlere yardımcı olabilecek kabiliyette elemanlar olarak yetiştiriliyor. Bu alanda eğitim almış, bu teknik bilgileri, teorik ve pratik bilgileri kazanmış arkadaşlar mezun olduklarında 2 senenin sonunda 1 aylıkta staj döneminden sonra gerek kamu kurumlarında gerekse özel sağlık kurumlarında yer alan elektronörofizyoloji laboratuvarlarında, uyku hastalıkları laboratuvarlarında EEG aletleri, beyin elektrosu tetkikleri, uyku tetkikleri, sinir kas elektrosu ile ilgili tetkikleri rahatlıkla yapabilecek pozisyonda oluyorlar ve bu kurumlarda, bu laboratuvarlarda kendilerine rahatlıkla iş bulabilecek bir beceriye sahip oluyorlar. Bu konuda eğitim alan arkadaşların aldığı eğitimlerin kimler tarafından verildiği de önemli, ne şartlarda verildiği de önemli. Burada biz uzman arkadaş, doçent arkadaş ve benim dahil olduğum bir ekiple eğitim vermekteyiz. Bu arkadaşlar hem pratik açıdan hem de teorik açıdan meslek yaşamlarının hemen hemen tamamını bu elektronörofizyoloji üzerine çalışarak geçirmiş. Ben özellikle bu arkadaşların uzman olmadan önceki asistanlık dönemlerinden tanıyarak onların hangi kademelerden geçtiğini, hangi alanda nasıl uğraştıklarını ve bu açıdan elektronörofizyoloji eğitimine pratik ve teorik katkısı olabilecek deneyimli, önemli, Türkiye'nin sayılı bu konudaki uzman insanları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda böyle bir eğitim almak, böyle bir meslek sahibi olmak ve ileride kendilerine bu alanda çalışacak ilgiyi veya isteği olan arkadaşları İstanbul Beykent Üniversitesi'nin tanıtım günlerine bekliyoruz.